Neva'nın nerede olduğunu söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Sen varsın bu işin arkasında. Kardeşim nerede? Söyle. Sadece kardeşin değil. Hira da kayıp. O masum kızı da oyunlarına alet ediyorsun. Şaşırtmadın. Sadece kuzenlerin değil. Evleneceğin kadını da tehlikeye atmaktan kaçınmıyorsun. Hira çok yanlış bir adam seçmiş kendisine. Sen ne biçim konuşuyorsun? Yine oyun içinde oyun demek. Hedef şaşırtmak için yaptığın o kadar belli ki. Hamle, karşı hamle. Biz çıkıyoruz, kendimize ait olan mirası istiyoruz. Adamın biri Neva'yı kaçırıp ülkeyi terk etmemi istiyor. Ne kumpas ama. Burada olmam acaba gerçekte kimi rahatsız ediyor? Ne tesadüf. Bütün yollar Orhun Demirhanlı'ya çıkıyor. Belki de bütün bunlar senin başının altından çıkmıştır. Senin bir oyunun olmadığı ne malum? Şu an sana haddini bildirmek çok hoşuma giderdi. Ama seninle kaybedecek bir saniyen bile yok. Hira'yı bulmam lazım. Hiçbir yere gidemezsin. Yavuz, Hira kayıp. Gelinlik provası yapacağı butiğe gitmişti. Neva ile kafede falan bir şeyler yiyeceğiz dedi. Sana konumu göndereceğim. Hemen çevredeki kameraların görüntülerine bak. Ben de birazdan orada olacağım. Evet, biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Ablacığım, niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Teyzen, teyzemiz... durumu ağır. Bunca ailenin arasında onu da düşünüp üzülmeni istemedim. Ama madem duydun... Anladım. Ama hemen en kötüsünü düşünmeyelim. Bak, biletini aldım, 3 saat sonra uçağın kalkıyor. Hemen hızlıca hazırlan, ben seni bırakayım. Allah korusun, durumu daha ağırlaşırsa ben de hemen atlayacağım, geleceğim. Tamam. Ne ötlekmişsin sen be? Hiç tanımamışım seni. Madem bir alt yiyorsun, o zaman söyleyeceksin arkadaş. Ama o yürek sende nerede? Kaçacaksın değil mi? Kaç bakalım. En azından aynı havayı solumayız seninle. Thank you.
Ben çantayı arabaya atayım. Söz ver. Kenan'a tek kelime söylemeyeceksin. Kenan böyle bir gerçeği ondan gizlediğimi öğrenirse hayatta yüzüme bir daha bakmaz. Merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Siz de öne kadar hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bunu bir an önce ona söylemeniz lazım. Bu sırrı sonsuza kadar saklayamazsınız. Böyle bir gerçeği nasıl izah ederim hiç bilmiyorum. Bunca yıl ondan böyle bir şey sakladığımı söylemek bana, anlayıp kabullenmek ona zor. Ama bir yolunu bulacağım. En doğrusu sizden duyması. Bir an önce konuşun lütfen. Biliyorum zor. Bana bile bu kadar yük oluyorsa sizi kim bilir nasıl eziyordur. Ama böyle bir sırrı kardeşinizden saklayamazsınız. Biraz daha zaman kaybedersek uçağı kaçıracağız. Beni havaalanına bırakmanıza gerek yok. Ben metro ile giderim. Ablacığım olur mu öyle şey? Bak araç geldi bekliyor. Olur oğlum olur. Hem trafiğe de takılmamış oluruz. Rahat rahat giderim. Laf senin ağzından bir kere çıktı ya. İnat etmek faydasız. O zaman seni metroya bırakıyoruz Ustaz Sultan. Burada vedalaşalım bitsin. Yol da zor olur. Siz gelmeyin. Canım kardeşim. Seni her şeyden çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen benim her şeyimsin. Bu zamana kadar her ne yaptıysam, yapıyorsam senin iyiliğin için. Bunu hiç unutma olur mu? Ablacığım, bak aynı veda eder gibi konuştun. Gittiğin yerden dönmeme niyetin varsa söyle, bileyim. Yok canım, ben seni bırakıp nereye gideyim? Ha şöyle, Ustaz Sultanım benim. O zaman teyzemi hemen iyileştiriyorsun, sonra bir an önce geliyorsun. Bak özletme kendini. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'a emanet ablam benim. Hadi bakalım. Bu vedalaşma faslını uzatırsak geç kalacağız. Hadi o zaman. Sırrımız sana emanet. Dernek yemeklerimizi özlemişim. İyi ki gittik Afife'cim. Kaç zamandır konağa tıkılıp kaldık. Ben hiç memnun kalmadım. Biraz ara verdim diye hemen her şey safsaklanmış. Dernek yönetimi ciddiyet ister. İlk fırsatta durumu ele alacağım. Neyin var senin? Arayıp daha erken haber vermeye çalıştım. Ama size ulaşamadım. Yoksa aramak için... Ağzında geveleme. Doğru dürüst söyle. Ne oldu? Hira ve Neva Hanımlar. Kayıplar efendim. Kendilerine ulaşılamıyor. Aa, nasıl olur böyle bir şey? Bir kaçırılma durumu olabilir. Orhun, o nerede? İyi mi? Orhun Bey buradaydılar. Az önce hanımefendilerin son görüldüğü yere intikal ettiler efendim. Ay resmen nutkum tutuldu. Böyle bir şey nasıl olabilir Afife?
Bu sokakta 3 tane kamera var. Hepsinin kayıtlarına baktık. Görüntüde sokağa sapıyorlar. Peşlerinde de bir araba var. Belli ki o da takip ediyor. Arabanın üzerindeki giydirmeler bu açıdan görünmüyor. Okuyamadık. Görüntü burada bitiyor. Ara sokaklarda kamera yok. Sonrasını bilmiyoruz. Sokağı didik didik ettik ama hiçbirisi yok Orhun Bey. Arabaya dair bir bilgi? Maalesef plakanın üzerini kapatmışlar. Ama peşini bırakmadık. İğne deliğine girse bulacağız. Seni bir kere kaybettim. Bir daha asla kaybetmeyeceğim. Buyurun, sizi dinliyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Kimin hakkında? Orhun Demirhanlı. Şikayet konusu nedir? Kız kardeşim. Neva Demirhan. Kendisinden haber alamıyoruz. Onunla birlikte Hira Demirhan da kayıp. Hira Demirhan. Orhun Demirhan'ın eşi. O mu? Eski eşi. Peki beyefendi, siz bu şahısların kaybolmasından Orhun Demirhanlı mı sorumlu diyorsunuz? Neva'yı kaçırtan Orhun Demirhanlı olduğundan emin. Karısını da şüpheleri üzerine çekmemek için kaçırtmıştır. Bu tür entrikalı işlerde gayet mahirdir. Çıkarı için her şeyi yapabilir. Yalnız beyefendi, bu söyledikleriniz çok ciddi ithamlar. Orhun Demirhanlı gayet saygın bir ailenin üyesidir. Çok sevilen bir iş adamıdır. Ayrıca devlet kademelerinde de çok seveni vardır. Eğer bu söylediklerinizi ispatlayamazsanız başınız çok fazla ağrır. O yüzden size bir daha soruyorum. Emin misiniz? Ben de bir Demirhanlıyım. Soyadımızın gücünün farkındayım. Ama ne yazık ki kendisiyle tek ortak noktamız soyadımız. Diğer konularda hasımız. Husumet konusu nedir? Miras. Süren bir davamız var. Tüm bunlar hakkımızı aradığımız için başımıza geliyor. Kız kardeşimi koz olarak kullanıp bana geri adım attırmaya çalışacaklar. Eminim yani. Neva'nın kaçırılmasının tek sorumlusu Orhun Demirhanlı'dır. Beyefendi, şahsen bu söyledikleriniz bana çok inandırıcı gelmedi. Ama yine de söylediklerinizi işleme alacağım. Thank you.
Hoş geldin Ceylan. Ceylan. Hayırdır, her şey yolunda mı? İyi, çok iyi. Demiş ablayla konuşmam lazım. Abla biraz konuşabilir miyiz? Ben işi bırakıyorum. Ne? Neden bahsediyorsun Ceylan sen? Nurşah abla ben... Ailevi sorunlar. Daha fazlasını sorma lütfen. Bahsettiğin tasarımcıyla konuştum. Gelinlik için bana hemen randevu verdi. Teklifim hala geçerli. Seni bırakabilirim. Böylece o güzel yüzünü biraz daha görmüş olurum. İşim çok sürmez zaten. Hemen dönerim. Bir de... Neva da benimle gelecek. Neden? Ne gerek var? Konakta huzur olsun diye bana zeytin dalı uzatıp yakınlık kurmak istiyormuş. Biliyorum buna güvenmediğini. Ben de samimi olduğunu düşünmüyorum. Ama kaçak oynayamam. Hem onu idare edebilirim bence. Niyeti iyi veya kötü olsun. Var mı bir şey? Orhun Bey, ana arterleri tarattırdım. Mobese'den bir şey çıkmadı. Muhtemelen ara sokaklardan geçip gittiler. Eğer öyleyse Mobese'ye yakalanma ihtimali yok gibi bir şey. Buhar olup uçtu mu bunlar? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Evet. Evet benim. Eşim evet. Hangi hastanede? Tamam, hemen geliyorum. Bir gelişme olursa beni bilgilendir. Öyle bırakıyorum deyip iş bırakılmaz Ceylan. Önce bir doğru dürüst anlat bakalım sen şunu bize. Bir anlayalım meseleyi, sonrasına bakarız. Hem biz aileden sayılırız. Evet, bak illaki bir çözüm bulunur. Bu sizin çözebileceğiniz bir şey değil. Bunu sadece kendim halledebilirim. Burada birlikte çok güzel anılar geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Bu bir vedalaşma değil ama. Madem ailevi bir sorun diyorsun... Tamam, o zaman sana daha fazla sormayacağım bunu. Ama problem neyse hallet gel. Biz seni burada bekliyoruz. Şimdilik kısa bir tatile çıkmışsın gibi düşünelim. Tamam mı? Her şey için teşekkürler Kenan abi. Ne demek? Bak ne zaman neye ihtiyacın olursa araman yeterli. Biz senin ikinci aileniz biliyorsun. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Biliyorum sen bana kızgınsın. Ama ben her şey için sana minnettarım. Kendine çok iyi bak, olur mu?
kızım. Ah talihsiz yavrum benim. Rabbim sen büyüksün. Ali köye bıraktım geldim, var mı bana? Nedir başımıza gelenler? Ne oldu? Neva Hanım. Kayıpmış, yani kaçırıldığını düşünüyorlar. Eyvah! Eyvah! Vah onu kaçıran adam! Vah! Neva Hanım şimdi pilates topu ister, müzik de ister. Gece gece eşyalarını, yerini değiştirmek ister. Başka bir şey daha vardı mı? Hira. Ne olmuş kardeşime? Hira Hanım da kayıp. Sakadı mı? Halise abla? Gonca? Olmaz ki. Çok saçma. Hem kardeşim hem Neva Hanım. Aynı anda. Yok, saka. Sakadı mı? Değil Musa, ikisi de kayıp. Ah. Kardeşim. Olduğunu anlayamadım bile. Çok şükür. Geçti. Buradayım ben. İyisin. Abi, ben çıkayım mı? Efendim ablacığım? Thank you.
fotoğrafı. Ben sana kağıt çıkar dedim. Çekmeceyi mi karıştır dedim. Yerden fotoğrafı alırken fark ettim ki. Neyi fark ettin ya? Meraktan karıştırdım demiyorsun da. Ben bu fotoğrafı daha önce görmüştüm. Karıştırıyorsundur kızım. Mümkün değil öyle bir şey. Nereden göreceksin sen benim kardeşimin fotoğrafını? Usta Hanım, siz kardeşim mi dediniz? Evet, kardeşim. Ama ben bu kişiyi tanıyorum. Nereden tanıyacaksın ki? Hira bu. Bu Hira'nın çocukluk fotoğrafı. Ben Hira'nın çocukluk fotoğraflarını gördüm. Aynı kız. Vuslat Hanım, eğer siz söylemezseniz ben söylemek zorunda kalacağım. Sakın. Sakın Kenan'a sen bir şey söyleme. Kenan'ın bunu bilmemesi lazım. Söz ver. Kenan'a tek kelime söylemeyeceksin. Kenan böyle bir gerçeği ondan gizlediğimi öğrenirse hayatta yüzüme bir daha bakmaz. Tamam ablacığım. Ablam çoktan gitmiş bile. Birazdan da uçağa binecekmiş. Ceylan üzüldün değil mi? Yalnız ne diyeceğim? Bence Ceylan sana iyi dayandı. Yani ben bu kadar dayanabilir miyim bilmiyorum. Allah Allah. Ne bu sessizlik? Taktik falan mı değiştiriyorsun? Yıkamışsın. Ay şuna bak, yağ içinde. Lan! Bana bak, yıkadın bulaşığa laf ettin lan ben, tamam mı? Ben bu işin profesyoneliyim be. Şuna bak, şuna. Ay rujumun izi duruyor hala. Hiç köpüklememişsin sen bunu. Yani bir de işin profesyoneliyim diyorsun. Ben ölsem bunlarla yemek yemem. Ama yemeğiymiş. Lan yemezsen yeme be, hatırım kalır. Allah Allah. Şu afralara, şu tafralara bak. Çekemem yalnız ben bunu. Öyle mi? Çekemez misin? Çekmezsen çekme be. Ben de torunumu alıp çeker giderim arkadaş. Ay ben de ne üzülürüm ne üzülürüm. Benim de işime gelir, ayak altında dolaşan olmaz. Ya. Hadi bakalım gidin gidin. Hadi, hadi yürüyün. Yallah, al. Nereye gidiyorsan git. Öyle mi? Şimdi ayak altında dolaşan mı olduk? Bak sen. Ulan lan körsün be. Yemek bende, bulaşık bende, çamaşır bende, temizlik bende. Her şey bende. Gene de yaranamadım. Pes doğrusu, pes. Hadi kız, gidiyoruz. İki dakika daha durursan burada ne olayım? Yürü, yürü kız. Ulan yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Aramızda kıl olsun be. Ama buraya kadarmış. Bitti. Hadi hadi anca gidersiniz yallah.
biz şimdi sokakta mı kalacağız dede? Nereye gideceğiz? Bilmem. Ulan durduk yere senin de başını yaktık ha. Seni yine kaybettim sandım. Ben bir an bile kuşku duymadım. Nerede olursam olayım. Başıma ne gelirse gelsin gelip beni bulacağını biliyordum. İki elim kanda da olsa, kaftanın ardında da olsan yine bulurum seni. Bir kere yaşadım o acı. Bir daha asla. Var. Doktor Cemal. Dur. Doktor baktı zaten, bir şeyim yok. Canın çok yandı mı? Bir anda buramda yoğun bir acı hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Ne var? O iyi mi? Burada mı? Ben hemşireye sordum ama bir şey demedi. Onu görebilir miyiz? Yoksa ona bir şey mi oldu? Neva'dan henüz haber yok. Ama herkes onu arıyor. Mutlaka bulacağız. Ya ona bir şey olduysa? Şimdi öncelikle seni düşünmemiz lazım. Kaygılanma. Onu bulmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bak halledemiyorsan yardım isteyebilirsin. Çekinme. Gururlu Leydi. Ya bir şey diyeceğim, ne bu şimdi? Ya sessizlik grevi falan mı yapıyorsun? Ben bir çay alacağım, ister misin? Ya benim atışmalarıma karşılık vermiyorsun. Bir de bana çay ister misin diye soruyorsun, öyle mi? Ateşin falan da yok. Hasta değilsin. Abi, bilmen gereken bir şey var. Neymiş o Fatih, söyle. Raşit evinin oralardan geçiyordum. Nefeste ikisini kapının önünde gördüm. Dilenci gibi kaldırımda oturmuş, öylece bekliyorlardı. Ne iş diye sordum, cevap vermedi. Nefesi de konuşturmadı. Hay Allah'ım ya. Bu adam yine ne işler peşinde? Manyak mıdır nedir bu adam ya? Cimcimeyi de alet ediyor işlerini. Anlayamıyorum. Neva'yı kim niye kaçırır ki? Sen Cihangir Bey'le konuştun mu? Konuştum. Ama pek de keyifli bir konuşmaydı diyemem. Evet. Evet benim. Sebep? Tamam. En kısa zamanda geleceğim.
Neva'yı mı bulmuşlar? Karakoldan aradılar. Bir şey söylemediler. Uğramamı istiyorlar. Seni eve bırakayım, ben de karakola geçerim. Ben de geleceğim. Bu halinle gel. Hayır, seninle geleceğim. Anlaşıldı. Tartışmak faydasız demek ki. Müşken de sana saldırı için suç duyurusunda bulunuruz. Hadi çıkalım. Emin misin? Gelmene gerçekten gerek yok. Ben suç duyurusu işini hallederim. Yorulup stres yaşamanı istemiyorum. Senin yanında evde olacağımdan daha iyi olurum. Ama kendini iyi hissetmezsen hemen söyleyeceksin. Yemekten önce falan mı yiyecektik be? Açlıktan midem sırtıma yapıştı arkadaş. İstersen içeriden gidip birazcık ekmek alayım. O cadı var ya, o cadı. Kuru ekmeğin kırıntısını bile vermez be. O kadar cadıdır yani. Neyse sen merak etme. Deden elbette bir çaresini bulacak yani. Baba? Cimcimem, gel bakalım. Siz niye sokaktasınız? Afet teyze dedemin yıkadığı bulaşıkları beğenmediği için ona kızdı. Bu yüzden de bizi evden kovdu. Baba dur bakalım orada. Kimse beni evden kovamaz, tamam mı? Kafam bozuldu. Aldım tarlama. Çarptım kapıyı, çıktım. Neyse, ne olan olmuş artık. Sonuçta sokaktasınız. Şimdilik elbette kalacak bir yer buluruz ya. Anlaşıldı. Doğruca ofise gidiyoruz. Yok yok. Ben o ofise adımımı bile atmam, tamam mı? Keyfin bilir, o zaman sen burada oturmaya devam et. Ben kızım burada bırakacak değilim. Biz nefesle ofise geçiyoruz. Ya bir dakika. O iş olmaz işte. Ben torunumu hiçbir yere bırakmam. Anca beraber kanca beraber. Boş boş inat etme hadi. Ya gelmem. Raşit Efendi. Bak, yaşından hürmet ediyorum sana. Sakin sakin konuşmaya çalışıyorum. Sana son kez söylüyorum, kızımı ben burada bırakmam. Ama inat etmek istersen mahkemede çok güzel kullanırım ben bunu. Peki madem, ama şimdilik kalacak bir yer olunca bir dakika bile durmam orada. Alırım torunumu giderim. Ofise geçelim, oradan sonra nereye gitmek istiyorsan gidersin. Çok mu acı? Yok, iyiyim. Neva Hanım hakkında bir gelişme mi var? Hakkınızda bir suç duyurusu var. Neva Demirhanlı'nın kaçırılma dosyasında baş şüphelisiniz. Cihangir. Hayır, bu doğru değil. Olay esnasında Neva'nın yanında ben vardım. Birlikte yürürken her şey bir anda olup bitti. Boynumda ani bir ağrı hissettim. Sonra kendimi kaybetmişim. Gözümü hastanede açtım. Eşimin bu konuyla bir alakası yok. İfadenizdeki bütün hususları kayda alacağız hanımefendi. Siz çıkabilirsiniz. Hakkında suç duyurusu olduğu için Orhun Bey'in ifadesini almak zorundayım.
de burada olmak istiyorum. Hanımefendi. Prosedür gereği böyle olmak zorunda. Sen dışarıda bekle. Birazdan yanında olacağım. Güven bana. Her şey çözülecek. Kalmaya gelmedik. Sadece bu gece kalacağız. Sonra torunumu da alıp gideceğiz buradan. Anladık, tamam. Nefesciğim, senin karnın aç mı? Aç, aç. Aç, cicannesi aç. Ne oldu, niye bakıyorsun ki? Sen onun cicannesi değil misin? Torunum aç. Benim de karnım çok aç. Yani bir şeyler atıştırsak hiç fena olmaz yani. Fatih abisi Cimcime Hanım'ın en sevdiği kırpidelerinden getirsin mi? Ne dersin? Getirsin, getirsin. Dedesi de çok sever onu. Benimki patatesli kıymalı olsun. 5-6 tane yeter yani. Ben de yanına çay demlerim. Ben de yeni peynir falan almıştım, onları çıkartayım. Nefesciğim, biz babanla onları hazırlarken sen de odanda oynamak ister misin? Hem özlemişsindir. Dalyan'ım, ne yaptın? Ay, merak ettim seni. Sultanım, operasyon tamam. Zoka'yı yuttular. İçerideyim. Birazdan bir ziyafet çekeceğim. Afedim, mecbur B planına geçiyoruz. Yani geçelim geçmesine ama... Yani olacak mı böyle? Hiç prova filan da etmedik. Ya sultanım, ne provası ya? Maşallah ikimiz de rol kesmek için yaratılmışız. İkimiz de bu müsameriyi başarıyı da atlatırız, merak etme sen. Yani gözetle gözetle nereye kadar ya? Düşman toprağına sızmak lazım. Bak, bu ikisinin evlilikleri sahte. Delilleri de o ofiste. Yani hadi kızı ikna ettin. Çocuk sonuçta inanır. Kenan'ın ofisine sen nasıl girmeyi ikna edeceksin Kenan'ı? Abicim, ben iyi insanın ciğerini veririm, ciğerini. Bak, aha buraya yazıyorum işte. Ben istemeden Kenan bizi ofise alacak. Havaleli biraz sanıyorsam
Kızın sokakta kalmasına gönlü razı olmayız. Yeter ki biz rolümüzü iyi oynayalım, onu inandıralım. Düşman hattına bir kere sızdım mı, ip ucunu bulurum. İpin ucunu bulduktan sonra da ipin sonunu getiririm emelallah. Hadi bakalım, madem öyle diyorsun, başlayalım bakalım. Bir dakika. Seni uzunca bir süre göremeyeceğim afedim. Seni toptan bir öpeyim, gel buraya. Tamam Raşit'im. Yani şimdi sen bir git gel, sonra biz acısını çıkarız. Dur şu işi bir halledelim civanım. Tamam öyle diyorsun yani. Ben o zaman başlıyorum. Başla. Ne bu böyle? Ya sen bir de bulaşık mı yıkamışsın? Ay, yani şuna bak, yağ içinde. Lale, ben yıkadım bulaşığı laf ettirmem arkadaş. Ben bu işin profesyoneliyim be. Bak şuna bak. Ay, rujumun izi duruyor hala. Hiç köpüklememişsin sen bunu. Senin kocan zeka küpü afedim. Kül yutturan Raşit. Ya sen istersen bırak çayı ben demleyeyim. Şöyle bir ağız tadıyla çay içelim. Şimdi maazallah çayın başına bir şey gelir falan. Olur, sen bilirsin. Yok, sende bir şey var. Yani bu hiç normal değil. Ne yaptın? Leydilik gururunu falan mı yuttun? Ha? Bilmem gereken bir şey mi var? Evet, bilmen gereken bir şey var. İyisin değil mi? İyiyim. Orada ne oldu anlatsana. Sakın bir daha ona dokunayım deme.